Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündemle karşınızdayız. İşte Yaban'ın gündeminden öne çıkan haberler. Yaban turun tanıtımıyla Romanya'ya, Kazav'ına gidenler mutlu dönüyor. Yaban Tur Başkanı Ömer Borovalı'nın verdiği bilgiye göre bu yıl Kasım ayının son haftasından beri Romanya'ya, Kazav'ına gidenler bol bol fişek atma imkanı buluyor. Eski günlerin Cihanbeylisini, Hotamış'ını hatırlatan avları, av organizatörünün hazır hizmetiyle yaşayan avcılar unutamayacakları bir av seyahatinden mutlu dönüyor. Gün kısıtlaması olmadan her gün ava çıkarak vurdukları kazlara birkaç tavşan ve sülüne eklemek, etrafta otlayan karacaları seyretmek avcılara ayrı bir keyif verirken, bir yandan da bizde neden böyle bir av cenneti yok diye düşündürüyor. İstanbul-Edirne Otoyolu Küçükçekmece Köprüsü üzerinde gün batımı sırasında binlerce sığırcık ortaya çıktı. Sığırcıkların gökyüzündeki muhteşem dansı sürücüleri şaşkına çevirdi. Sığırcık sürüsü gökyüzünde kara bir grup oluşturup çeşitli figürler çizdi. Sığırcıkların uçuşunu izlemeye çalışan sürücüler zaman zaman otoyoldaki trafiğin durmasına neden oldu. Bazı sürücüler ise araçlarını otoyolun kenarına çekerek cep telefonlarıyla sığırcıkların dansını çekmeye çalıştı. Sığırcıkların bu muhteşem şovu Yaban TV haber koordinatörü Ali Birerdinç'in kamerasına böyle yansıdı. Halk arasında sürü halinde uçan ve gökyüzünde farklı figürler oluşturan sığırcık kuşlarının toplu halde gözükmesinin ardından kar veya yağmur yağacağına inanılıyor. Tunceli'nin Bulgurtepe köyü yakınlarında bir ormancıyı vuran bohçacı her yerde aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Tunceli Pertek ilçesi Bulgurtepe köyü Şeytan Mağaraları mevkiinde ormancılara yakalanan bohçacı bir ormancıyı vurup kaçmıştı. MAK tarafından ava yasaklanmış sahada üzerinde avcı yeleği ve av tüfeğiyle yakalanınca bir ormancıyı vurup kaçan bohçacı her yerde aranıyor. Orman muhafaza memuru Kemal Ese elindeki av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kayıplara karışan bohçacının eşkali görgü tanıkları tarafından jandarma ve polise verildi. Yetkililer bohçacının kısa süre içinde yakalanacağını belirtti. Ayağından yaralanan orman muhafaza memuru Kemal Es'in tedavisi Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dik kuyruk ördeklerinin sayısı Manyas Gölü'nde rekor şekilde arttı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede sayıları 500'ü geçmeyen dik kuyruk ördeklerinin sayısı geçtiğimiz hafta 2161 adet olarak tespit edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına çalışan Doğa Araştırmaları Derneği Türk Koruma ve İzleme Sorumlusu Süleyman Ekşioğlu, sayımların sevindirici bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyerek, nesli tüm dünya ölçeğinde yok olmanın eşiğinde olan dik kuyruk ördeğinden Kuş Cenneti Milli Parkı'nda 2161 adet sayıldı. Bu sayı son yıllarda Türkiye'de bir gölde görülmüş en fazla dik kuyruk ördeği sayısıdır. Önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda 500 civarında dik kuyruk ördeğini gölde görüyorduk. Bu yıl görülen sayı bizleri de çok şaşırttı diye konuştu. Her yıl düzenli sayım yapıldığını belirten Süleyman Ekşioğlu, ülkemizdeki sulak alanlarda yapılan çalışmalarla birlikte dik kuyruk ördeği sayısının 11 bini geçeceği beklentisi içinde olduklarını belirtti. Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündemi izlediniz. Gündemle ilgili görüş, öneri ve haber bildirimleriniz için e-posta adresimiz editor@yabantv.com. Telefon numaramız 0212 324 4791. Bir sonraki gündemle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.